canım arabadan inmiyor. Ben bu yola baş koydum, gelin hanım arabadan inmiyor. Yârim seni geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Güzel bir türküydü, değil mi? Evet hocam. Özge türkülerin içinde büyümüş birisi. Çocukluğundan beri bu işin içinde. Evet. Çok güzel yorumladın. Hocam da çok iyi tanıyor beni. Hocam programımızda sizin seslendireceğiniz ve eserle devam edelim isterseniz. Olur. Bu 75 yılında Raşit Baybidov'un Taş Plağı'ndan öğrendiğim, repertuara aldığım bir şarkı, Azeri. Azeri şarkı. Taş Plağı'nın üzerinde de müziğin bestecisi ve söz yazarı olarak E. Selami ve Ferhati diye ikisi isim var. Evet. Onları da analım, yaşıyorlar mı bilmiyorum ama anmakta yarar var. Evet. Ayrılık şarkısını istiyorlarmış, söyleyelim. Biz de size eşlik etmeye çalışalım. Tamam. Thank you.
günden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Fikrimden geceler yatabilmirem. Hata bilmirem. Neyim ki sana çata hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel yorumladınız. Sağ ol. Özge'yle devam edelim isterseniz. Tabii ki. Hangi evet, türküyü? Ah Dağlar Serin Dağlar diyelim. Trabzon türküsü. Evet. Thank you.
kuzular meler ağlar, ah dağlar serin dağlar, kuzular meler ağlar. Dost aklıma gelende yanar yüre umsızlar, dost aklıma gelende yanar yüre umsızlar. Yar vuruldum vuruldum senin kara kaşına, ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma, ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma. Yar vuruldum vuruldum senin kara kaşına, ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma, ne yazılar yazılmış ha bu garip başıma. Çok güzel bir türkü. Ben de Karadenizliyim baba tarafından. Evet. Trabzon türküsü. Trabzon türküsü. Biz Rize imiş. Ben tabii hayatımda iki defa gördüm Rize'yi ama işte bazen böyle Karadenizliyiz diyoruz. Çok güzel bir türküydü. Hoşuma gitti. Ben evet. de arada öyle bir şeyler. Özge'nin bir arkadaşları çıkardı. Yeni bir albüm var hocam. Öyle mi? Evet. Bu parça da var orada herhalde. Evet. Önceki seslendirdiğim türküde Değirmene Taş Koydum ve Ah Dağlar. İkisi de albümde yer alan türküler. Bunlar anonim mi? Var mı bir şey? Evet, anonim. Anonim değil mi? Sevgili Ümit. Efendim hocam. Aşık Veysel'i tanıyanlardan birisi. Oh, evet. Yıllar önce.
Ne yazık ki hasta yatağında bir defa ziyaret etme şeyim olmuştum. Bütün onun deyişleri, o sözleri tabii muhteşem. Ne kadar şanslısınız hocam. Yani birçok türküsünü biliyorum ama seslendirdiğim bir iki tane var. Sen şeyi seslendiriyorsun, güzelliğin on para etmez. Aynen. Harika sesini su gibi. Estağfurullah. Provalardan biliyorum. Seslendirmeye çalışacağız tamam. Hocam. Hep beraber. Ben dinliyorum, ben çalmayacağım bunu. Peki. Thank you.
Senden aldım bu feryadı, senden aldım bu feryadı. Bu imiş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olsa, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasa, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasa. Gerçekten çok güzel. Evet, türkü de çok güzel, sen de çok güzel söyledin. Böyle sakin. Teşekkür harikaydı. Sözleri olağanüstü. Yani evet. Ders var bütün sözlerde. O da her türküde olan bir şey değil. Evet hocam. Gerçekten değerli bir ozanımız da. Evet. Biz de nacizane yaşatmaya çalışıyoruz. Özge tabii her yöreden türküleri okuyan birisi. Biz de artık programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Hangi türküyle bize veda edeceksin? Son olarak mendilimin ucuna sakız bağladım, sakız diyelim. Yine albümde de vardı bu eser. Onunla bitiriyoruz sanırım. Peki, teşekkür tamam. ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Buradaki herkese, emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Var olun. Çok sağ olun. Siz de. Siz de başarınız sağ olun. Daim olsun. Çok sağ olun. Söyle sevdiğim, sever misin başka kız? Ninno yârim ayrılık mı var? Güzel yârim ayrılık mı var? Doğru söyle sevdiğim, sever misin başka kız? Ninno yârim ayrılık mı var? Güzel yârim ayrılık. Şimdi kızlar 500'e, 500'ü sayan alır, saymayan bekar kalır. Ninno yârim ayrılık mı var? Güzel yârim ayrılık mı var? 500'ü sayan alır, saymayan bekar kalır. Ninno yârim ayrılık mı var? Güzel yârim ayrılık. Thank you.
Yarım ayrılık mı var? Güzel yarım ayrılık.